Ukrayna meselesinde tabii atılan adımlar var, yaşanan gelişmeler var. Birazdan konuklarımızla birlikte oradaki bu F-16 meselesinin getirdikleri ne olabilir? Nasıl bir etki olabilir? Biraz sonra konuşacağız ama öncesinde şunu da söyleyelim. Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova'ya bir kez daha İHA'lı saldırı girişiminde bulundu. İngiliz istihbaratı ise Rusya'nın Ukrayna'nın saldırılarına karşı ülkenin güneyinde yeni bir ordu kurduğunu ileri sürüyor. Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik İHA'lı saldırı girişimlerinin ardı arkası kesilmiyor. Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre haftanın ilk günü Ukrayna'ya ait iki İHA Moskova bölgesinde düşürüldü. İHA'ların enkazı en az iki kişinin yaralanmasına yol açtı. Saldırı girişimi sonrası Moskova'daki Domodedovo ve Vnukovo havaalanları bir süreliğine uçuşlara kapatıldı. Son haftalarda Moskova'yı hedef alan 4 İHA'lı saldırı önlendi. 2 İHA ise şehir merkezindeki 2 gökdelende hasara neden oldu. Ve Ukrayna'daki cephe hattı. Ukrayna ordusu doğu cephesinde ilerleyişini sürdürüyor. Savunma Bakanlığı Bahmut kentinin güney kanadında ilerlemenin sürdüğünü, geçen hafta 3 kilometre karelik alanın daha kurtarıldığını açıkladı. Böylece Bahmut çevresinde kurtarılan toplam alan 43 kilometre kareye yükseldi. İngiliz istihbaratına göre Rusya, Ukrayna'nın saldırılarına karşı güney cephesinde her sonda yeni ordu gücü kuruyor. Böylece kilit noktalarda savaşması için deneyimli birliklerin görevlendirilmesi hedefleniyor. Kopenhag'da temaslarda bulunan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ise zafer konusunda kararlı konuştu. Danimarka parlamentosuna hitap eden Zelenski, kaybeden Rusya olacak dedi. Rusya'nın savaşı kazanması durumundaysa Avrupa'nın geri kalanının da risk altında olacağını söyledi. Ülkemizin ardından bu savaşı Avrupa'ya ve dünyaya taşımak istiyorlar. Eğer Ukrayna başarılı olmazsa Rusya'nın tüm komşuları tehdit altında olacak. Evet, bir süredir Ukrayna-Rusya savaşı arasında, daha doğrusu savaş devam ederken hava üstünlüğü konusunda Ukrayna'nın eksikliği konuşulan bir konuydu. F-16 talepleri daha önce vardı, F-16 talepleri vardı daha önce Ukrayna'nın. Bunlar şimdi şeklini öğrendi. Artık bir yola girildi. Yarın belki ele geçirmeyecekler bu uçaklar ama önümüzdeki 6 aydan itibaren bunlar envantere girecek gibi görünüyor. Bunları şimdi konuşacağız. Yani bir savaşta bu dinamikleri nasıl etkiler, dengeleri nasıl etkiler, Rusya ne yapar? Rusya'nın zaman zaman nükleer silah konusunda da bazı ifadeleri oluyor. Zaman zaman bunu hatırlatıyor. Bunların hepsini konuşalım. Konuklarımıza öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi, stratejist Sayın Abdullah Ağar stüdyo konumuz. Hoş geldiniz Sayın Ağar. Teşekkür ederim Fatih Bey. Ve dış politik analisti, diplomat Sayın Gülruh Gezer de bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Gezer. Hoş bulduk. Hocama da buradan çok selamlarımı iletiyorum. Teşekkür ederim Gülruh Hanım. Saygılar, selamlar bizden de. Öncelikle Sayın Gezer'le başlamak istiyorum. Ankara'da onu yalnız bırakmayalım. Şimdi şöyle, aslında açıklama belli. F-16 bir sürede Ukrayna'nın zaten istediği bir konuydu. İlk bu manşeti gördükten sonra ne düşündünüz? Yani evet, artık Ukrayna tarafı için hava sahası üstünlüğünün biraz daha belki dengelenmesi konusunda evet bir adım olacak veya işte biraz daha zamana yayılacak, zaman içerisinde görelim mi? İlk etapta bunu nasıl yorumlamak lazım? Şimdi tabii Murat Bey, Abdullah Hocam askeri meseleleri benden çok daha iyi anlatır. Ama ben şimdi hava üstünlüğü şöyle olacak. Çünkü hala hazırda hocam yanlış biliyorsam da beni ne olur düzeltsin. Hala hazırda zaten kullandıkları, Ukrayna'nın kullandığı uçaklar eski nesil Sovyet uçakları. Yani şu anda Rusya'nın kullandığı uçaklar daha yeni nesil. Dolayısıyla baktığımız vakit hava üstünlüğü Rusya'nın elindeydi. Bir de karşı taarruzda maalesef istenilen başarı elde edilemediği için tabii hava bu F-16'ların bir noktada devreye girmesiyle birlikte karşı taarruz konusunda da Ukrayna'nın eli rahatlayacaktır. Ama bunun ötesinde bana soracak olursanız, çünkü bugünden yarına gelmeyecek bu F-16'lar, siz az evvel kapsamlı bir şekilde zaten haberde ona değindiniz ama bence biraz bunun psikolojik etkisi de var. Niye diyecek olursanız, çünkü mevcut koşullarda baktığımız vakit Ukrayna istediği ilerleyen
ilerlemeyi sağlayamıyor. Savaş hattında hali hazırda çok ciddi anlamda kayıplar veriyor. Yani bu F-16'lar vaadinin verilmiş olması, yeşil ışığın yakılmış olması, işte ilk 2023'ün sonunda gelecek olsa bile hani bu Batı'nın önümüzdeki süreçte de desteğinin sürecek olması tabiatıyla hem normal Ukraynalılara hem de Ukrayna silahlı kuvvetlerine bir psikolojik bir muhakkak bir rahatlatma sağlamıştır. Ben onu açıkçası düşündüm. Çünkü bu F-16'ları siz de az evvel söylediniz, uzun bir süredir istiyorlardı. Amerika tereddüt ediyordu. Amerika'nın işte malumunuz yeşil ışık yakmasıyla beraber Danimarka ve Hollanda'da bu taahhütlerde bulundu. İşte yani ve önümüzdeki birkaç yıl içerisinde tabii bunların verilebileceğini söyledi. Bir de aklıma gelen başka bir şey daha oldu bu F-16'ların verilmesi meselesiyle. Şimdi her ne kadar Rusya Ukrayna'yı batıdan çekmeye çalışsa da şimdi artık baktığımız vakit büyük ölçüde Ukrayna'nın kullandığı silahlar Batı silahları. Yani o interoperability dediğimiz, yani müşterek kullanabilirlik ya da birlikte kullanılabilirlik mesela şu anda bence çok önemli bir şey. Yani aslında bu silahları vermekle birlikte Batı Ukrayna'ya Rusya'dan iyice bağını belirli ölçüde koparmaya başladı Ukrayna'nın. Bu açıdan da ben önemli olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde tabii hani yine Abdullah Hocam onu daha iyi değerlendirecektir. Hani bir hava üstünlüğü dedik, psikolojik üstünlük veya psikolojik bir rahatlama dedik ama hani bir ciddi anlamda bir fark yaratır mı? Benim okuduğum kadarıyla tabii ki ciddi anlamda bir fark esasında F-16'ların yaratmayacağı savaşta söyleniyor. Ama işte tabii ki Rus uçakların ve helikopterlerin o sınır hattındaki o mevzileri bombalamasına engel olabileceği vesaire söyleniyor. Ama bakacağız, göreceğiz. Bir kere yani siz az evvel haberinizde de sundunuz. Şimdi zaten bir 100 bin kişinin cephe hattına intikal ettiği yönünde veya intikal ettirileceği yönünde Rusya'dan bahsediyorum bilgiler vardı. Az evvel siz de işte yine güney bölgesinde Rusya'nın yeni bir sevkiyatta bulunduğunu söylediniz. Yani şimdi önümüzdeki aylar tabii ki kışa girmeden evvel kritik olacak. Orada Rusya'nın karşı taarruzu nasıl olacak? Ukrayna buna mukavemet gösterebilecek mi vesaire? Bunların hepsini de tabii birlikte değerlendirmemiz gerekecek.